Herkese merhaba. Bugün Project Zomboid'de yeni bir rehberle karşınızdayım. Bugün işleyeceğimiz konu terzilik. Project Zomboid'de terzilik nedir? Ne işe yarar? Neden terzilik geliştirmeliyiz? Bunları inceleyeceğiz. Biliyorsunuz zombi evreninde kullandığımız eşyalar sıyrık ve ısırık nedeniyle zombilerden gelen bilumum darbeler sonucu yıpranıp parçalanırlar. Terzilik bu noktada hayatı önem taşımakta. Çünkü belli bir zaman sonra bizim eşyalarımız, kıyafetlerimiz tükenecek noktaya gelecek. Tabii ki o kadar uzun yaşayabilir miyiz bilmiyorum. Terziliğin amacı yırtıkları yamamak ve eşyalarımızı tamir etmek. Bir de eşyaların içlerine astar dikmek. Veya keçe de diyebilirsiniz. Keçe dikerek ısırıklara karşı kıyafetlerin korumalarını arttırmak ve bizim yaşam kalitemizi yükseltmek. Saldırılara karşı daha dayanıklı bir hale getirmek. Tabii ki Burada da şöyle bir sıkıntı var. Biz evet her zaman eşyalarımızı tamir edebiliriz. Ve ilk seviyeden sonra diye hatırlıyorum. Deneyip göreceğiz birazdan. Ve ihtiyacımız tam olarak karşılamasa da en azından kıyafetimizi geçici olarak tamir edebiliriz. Ama marangozlukta olduğu gibi hatta diğer bütün mesleklerde olduğu gibi seviyemiz az olduğu zaman eşyaları güzel tamir etmeyecektir. Çok çirkin bir görüntü elde edeceğiz eşyalardan. Eğer ki düşük seviyelerde eşyalara yamama veya altına keçe atma gibi şeyler denersek. Bu yüzden... Öncelikle seri şekilde level atlamaya çalışacağız. Peki ihtiyaçlarımıza gelelim. Bol bol çorap, deri ceket, atlet, kod giysiler. Etrafımızda yeterince zombi olacağı için öldürdüğümüz zombileri lootlayabiliriz. Yok ben o kadar zombi uğraşıp tek tek lootlayamam derseniz AVM veya mağaza bularak orada giysi satan bir dükkana ulaşıp toplu şekilde de alabilirsiniz. İkinci ihtiyacımız iğne, iplik ve makas. Evlerin banyo dolaplarında ve bazı AVM'lerin içinde bulabilirsiniz. Ve berberlerde. İplik zaten kıyafetleri sökerken otomatik olarak üzerimizde birikecektir. Makas berberlerde ve AVM'lerin bazı yerlerinde dediğim gibi iğne de öyle. Üçüncüsü beceri kitapları. Her iki seviyede bir bildiğiniz üzere beceri kitabı okuyoruz. Terzilikte şu şekilde. Yeni başlayan terzilik. Düşük seviye, gelişmiş seviye, uzman, usta diye her iki seviyede bir okumamız gerekiyor. Kitapları da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kitaplarımız da bunlar. Peki bu kadar terzilik yaptık. Ne çıkacak? Ya da bunları nasıl elde edeceğiz? Basit eşyaları yırttığımız zaman tişört. Şöyle hatta gösterelim göstermeden olmaz. Elle yırtabildiğimiz eşyaların 385 tane yırtabiliyoruz şu anda basit olanları. Bunlardan bize bandaj olarak kullanabileceğimiz ki bu terzilikten çıkan her şeyi bandaj olarak kullanabiliyoruz bu arada. Sargı bezi, deri şeritler ve kot parçaları çıkacak. En kıymetlisi deri şeritler. Deri ceketlerden falan çıkıyor. Ben muhtemelen bulamadım. Zaten hepsini yırttığım zaman ortaya çıkacak. Öncelikle kitabımızı okuyacağız. Kitabı okuduktan sonra üzerimize bir tane makas alacağız. Ve makas yardımıyla kesemediği kod parçalarını da kesecek. Size tavsiyem toplu olarak eşyaları benim yaptığım gibi yığmanız. Ve bir an önce level atlamanız ki kaç level atlayacağımızı göreceksiniz. Burada 448 aslında kilo değil ama biz, biz kilo olarak değerlendiriyoruz. Kilo ağırlığında eşya var. Daha fazla da var sağda solda. Bunları toplamak yaklaşık... 3 saatin falan aldı açıkçası. Giyim mağazlarına gitmedim. Çoğunu giyim mağazalarından getirmedim ama bir kısmını giyim mağazalarından getirdim. Bir kısmında evimiz zombiler basmıştı. O zombilerden aldım. O zombileri tek tek dışarı attım ondan sonra. Hatta şöyle bir göstereyim. Evet, vatandaşlar burada. Böyle gördüklerimi yakın çevredekileri koyup üzerlerindekilerini aldım. Şimdi ilk olarak kitabımızı okuyalım. Başlayalım. Her iki seviye verdiğinde ki verirse vereceğini düşünmüyorum bu arada. Öncelikle yeni başlayanlar için terzili okuyacağız. Şöyle gösterelim becerilerimizi terziliğimiz yok. Hemen oku diyorum. Vatandaş okusun. Sonra devam edelim. Evet kitabımızı bitirdik. 3 çarpan veriyor ilk seviyede. Şöyle geldiğiniz zaman görebilirsiniz açık olan seviyeden. Muhakkak ki bu kadar toplu bir işlem yapacaksak kendimizi güvenli bir alana alıyoruz. Eminim güvenliktedir. Diğer rehberler izleyen arkadaşlar da bilir. Şimdi makasımızı alıyoruz. Hemen bir tane makas aldım buradan. Bu arada makasların da dayanıklılığı var. Birinci donanıma kuşanacağım. Şimdi başlıyoruz. Hepsi diyeceğiz. Bir yandan da kontrol olmamız gerekiyor. Buraya bakacağız. Evet birinci seviye atladık. İki atlamak üzereyiz. Evet ikiyi de atladık. Şimdi diğer kitabımızı okuyacağız. Düşük seviye. O neydi lan öyle? Zombi saldırısına uğradık. Uzak dur. Senin evde ne işin var lan? Nasıl girdin sen buraya ya? Aa, ya nereden geldi o? Abi zombiler bastı yine. Çok garip. Burada bir rehber çektirmediniz be. Her seferinde aynı şey. Bak bak. Kapıyı mı unuttum? Ne yaptım ben? Bir şey yapmışım. E bura kapalı. Aa kırmışlar. Güvenlik önemi bu yüzden önemli arkadaşlar. Güvenlik önemli var. Hatta ben de alayım ondan sonra video devam edeyim. Evet, gerekli güvenlik önlemlerini tamamladıktan sonra devam ediyoruz abi. Evet bu kitabımızı da bitirdik. Yaklaşık 5 çarpan verdi. Şimdi devam ediyoruz sökmeye. Şimdi üzerimize bir sürü bez parçası, kirli sargı, kot parçaları vesaire oldu. Deri olmadığı için de bir sürü de iplik oldu bu arada. Bu gördüğünüz bütün sargılarla kendinize sargı bezi yapabiliyorsunuz. Kotlarla da deri şeritlerle. Deri şerit galiba hiç bulamayacağız. Çünkü ben deri bir şey aldığımı hatırlamıyorum. Şimdi kitap okuyacağım yine mecburen. Artık gelişmiş seviye olduk. Evet bu kitabımızı da bitirdik. Şu an yaklaşık 8 çarpan. Aynen 8 çarpan veriyor. Her şeyden önce şunu da belirtmek istiyorum. Benim bu hesapta büyük ihtimalle tecrübe puanı katsayım 50 olması lazım. 50 olduğu için çok rahat atlıyorum. Siz bu kadar rahat atlamayacaksınız. O yüzden erkenden bir göstereceğim bakalım nasıl oluyor. Üzerimdeki yırtık veyahut da yerdeki yırtık bir şeyden mesela kod parçasıyla falan bir şey dikelim. Burada mı kod parçaları? Bakalım. Bir kod parçası aldık. Bir i̇plik yok. Bir i̇plikleri aldık. İğne de üzerimizde. Şimdi deniyoruz bakalım. Eşya geliyoruz, İnceleme diyoruz. Bakın nerede hasar var, nerede kan var, Tamir edilemez diyor mesela. İnceleyelim. Evet bu eşyayı şu an tamir edemiyoruz. Acaba eşyayla mı alakalı? İncele diyelim. Mesela dolgu ekleyebiliyoruz. Üstümüzdekini çıkartalım. Belki ilerleyen seviyelerdedir diye düşünmek istiyorum. Evet şimdi biraz daha kod parçası alacağım. Bakalım üzerimizdeki kıyafetler neler yapabileceğiz. Şu orman kamuflajı gömleğe bakmak istiyorum mesela. Gayet sağlammış. Hepsini yamala diyor mesela. Evet hepsini yamalattık. Bayağı da güzel. Tüm yamaları sökersek verecek mi? Yine veriyor. İpliğimiz kalmadı sanırım. kalalım Evet yeni bir bilgi. Yamaladığınız eşyadan yamaları söktüğünüz zaman yamalar kayboluyor. Büyük ihtimalle de levelimizin azlığıyla alakalı. O zaman biz biraz dandik malzemeyle yamalayalım. Es parçalarıyla çok da güzel yamalayabiliriz. Kodları boşuna harcamak istemiyorum. Evet bir seviye daha geldi. Tüm yamaları bir daha söküyorum. Bir daha yamalıyorum. Şöyle bir de durumumuza bakalım. Şunu söktüğümüz zaman görebiliriz galiba. Hepsi sıraya karşı %2 veriyor bu şekilde. Evet. Zaten değişimleri görüyoruz kollarda. Üst gövde de direkt geliyor. böyle çirkin bir görüntü oluyor. Bakalım full seviyeye ulaştırdığımda bu kadar çirkin olacak mı onu da deneyeceğiz. Evet bir daha kitap okuyacağız. Uzman terziliğe geldik. Uzman seviye terziliğimizi de okuduk. 12 çarpan verdi. Şimdi onu da yerine bırakalım. Yine sökelim. kaldı iki seviye. Bakalım iki seviyeyi halledince itfaiye pantolonu tamir edebilecek mi diye videoyu devam ettiriyorum. Ben de aşırı merak ettim bu arada. Tamamdır. Son kitabımızı da okuyoruz. Usta seviye terzilik. Evet son kitabımızı da okuduk. 16 çarpan verdi. Şimdi sökmeye devam ediyoruz. Artık pul sökeceğiz. Ne var ne yok her şeyi sökeceğiz abi. Evet. Derinlerden nereden da buldum bu arada. Zaten burada yazıyor. Ceketler, motor ceketi, dar deri pantolon, eldivenler. Bazı modların getirdiği suitler ve 13 tane daha diyor. Sökelim. Böylece en kıymetli olan malzemeyi bulmuş olduk. Yani deri şeritler bayağı da çıkmış 116 tane çok güzel. Malzemeleri şöyle atacağım çünkü yerim kalmadı artık. Bunları dediğim gibi sargı bezi olarak da kullanabiliyoruz. Ama her ceketten deri olarak bahsetmiyor. Bazı ceketler deri. Demin söktüğümüz renkteki mesela deriydi. Bunlar normal bez olarak gösteriyor. Ona da dikkat etmek lazım. Şimdi yırtmaya devam ediyorum. Full seviyeye gelelim artık. Evet. Gördüğünüz gibi artık full seviye terzliğim var. Bakalım ne kadar verimli çalışıyor. Öğreneceğiz şimdi hep birlikte. Bir daha inceleyelim. İtfaiye kıyafeti. Benim en çok merak ettiğim şu anda bu. İtfaiye kıyafeti tamir ediliyor mu? Edilmiyor mu? Tamir edilemez. Evet itfaiye kıyafetini tamir edemiyoruz. Delik var diyor ama hiçbir şey yapamıyorum. Müdahale edemiyorum. Üzerine herhangi bir koruma getiremiyorum. Yani bunun için modlar var bu arada. Bunu biliyorum. Ama Gelelim bakalım. Bizim bir tişörtümüz vardı. Kamuflaj gömleğimiz vardı. İnceleyelim. Tüm yamaları sökelim. Şimdi derileri alalım. Derilerden hatta şurada görürse bez parçalarını görüyor. Şuradan deri şeritleri alayım üstüme. Bir yamayalım bakalım ne fark edecek. Korumaya geldik. Hepsini yamalı deri şeritler diyelim. Kıyafeti mahvetti. <laughs> Çok korkunç bir görüntü yaptı. Yani 10 seviyeye gelsek de sanırım pek bir şey değiştirmedi ama güzel koruma verdi. Bayağı güzel bir koruma verdi. Mesela buradan yırtık pantolon bulalım. Mesela kondisyonu kötü olan bir ceket buldum bakalım. Evet, cekette yırtıklar var. Peki bu ceketi söksek bez diyor. Bez olarak görünüyor. Peki ben bez alıp ya da direkt şöyle ceket incele delik bez parçası yapıyorum. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz delik bez parçası yapıyorum. Evet. Yani eşyayla aynı cinsten delik kapandığı zaman tertemiz şekilde dikiyor. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu elbise. Şimdi tüm hepsini bant bir de şey yapalım. Deri şeritle güçlendirelim. Evet böyle deri şeritle güçlendirince maalesef şeklini bozuyor ama gördüğünüz gibi çok acayip bir koruma sağlıyor. Bir tane de pantolon deneyelim son olarak. İtfaiyeci pantolonu attım. Bir tane kötü durumda bir pantolon istiyorum. Bakalım Evet kötü durumda mesela bunu giyelim. Hemen inceleyelim. Sağ bacaklı delik varmış. Peki şöyle bir şey merak ediyorum. Deri şeritle yamalarsam ne olacak? Şurası zaten. Evet. Deri şeritle yamalarsak kötü gözüküyor. Şimdi bir tane kod parçası bulmamız lazım bunun için. Bakalım kod parçalarımız nerede? Tabii ki kaldıysa. Evet burada kod parçaları var. Aldık kod parçalarını üstümüze. Şurayı kod parçası yamıyoruz. Evet gitti. Tertemiz oldu. Çok iyi. Hepsini de deri şeritle yemiyoruz. Kıyrık için inanılmaz koruma veriyor. Peki ayakkabılara bir şey yapabiliyor muyuz? Onu da görmüş olalım. Evet en güçlü eşyalar tamir edilemez diyor. Çoraba da bir şeyler yapabiliyoruz galiba. Evet çoraba bile deri şeritler ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Ayaklarımız zaten sağlamdı. İyice sağlam oldu. Peki ayakkabıya bir şey oldu mu? Ya da şu mesela balaklavaya bir şey oluyor mu? Evet balaklavayı da ekleyebiliyoruz. Çok güzel. Kafa zaten yüzde yüzdü. Daha da sağlam oldu. Sonra ayakkabıyı bulamıyorum. Bir de ayakkabıyı bulursam. Evet. İncele dedik. Ayakkabı tamir edilemez diyor botlarda. Peki başka bir ayakkabı bulsak. Mesela bunu inceleyelim. Evet ayakkabılara müdahale edemiyoruz. Evet aslında terzilik rehberi gördüğünüz kadar kolay. Ama tek zorluğu bunları biriktirip ki 50 katla bunu yaptık. Siz belki 5 belki 1 katla yapacaksınız bunu. bir çarpanla yapacaksınız yani. Oyunun başlangıcında kurduğunuz oyuna göre değişir. Aslında çok zor bir meslek. Toplamaya ve devamlı topladığınız şeyi saklayarak veyahut da sökerek aynı zamanda kitabını okumuş olarak ilerletmeniz gerekiyor. Veyahut da benim yaptığım gibi güvenli bir alana girip eşyaları yiyip tek seferde yapabildiğiniz kadar yapmanız gerekiyor ve gerekli yiyecek, güvenlik, su sıkıntınız olmaması gerekiyor bunları yapmak için. Bunun sonucunda çok düzgün olmasa da çok görsel olarak İyi olmasa da işlevsel olarak bayağı sağlam oluyoruz. En azından ısırmalara karşı, sıyrıklara karşı bizi koruyacak olan eşyaları elde ediyoruz. Terzilik rehberimiz bu kadardı. Başka rehberlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.